Özel Medikabil Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık Kuşağı devam ediyor. Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Gelelim tedavi seçeneklerine hocam. Profesör Doktor Ömer Faruk Bilgen bizimle beraber. Ekranlarını yeni açanları hatırlatalım. Eklem kireçlenmesini konuşuyoruz. Tedavide hemen ameliyat mı akla gelmeli? Ameliyattan önce yapılabilecek şeyler var mı? Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Hasta bize ne zaman geldi? Doğru, evet. O önemli. Hani biraz evvel bahsettiğimiz gibi bu hastalık uzun bir süreçte ortaya çıkıyor. 10 yıl, 20 yıl, 15 yıllık bir süreç sonrasında. Eğer hasta bize radyolojik olarak bozukluklar oluşmadan, bu biraz evvel saydığımız şikayetlerle, özellikle ağrı şikayetiyle geldiğinde, eğer radyolojik olarak, yani film çektiğinizde bozuk değilse, bu arada onu da söyleyeyim de, bir şey olsun, hastalara, yani hastalarımız da istemesinler. Yani MR, hemen MR. Bana bir MR çektir. Ama lütfen önce bir düz röntgen. Yani düz röntgen çekilmeden MR çektiğinizde bana gelen, inanın, belki binde bir hastada film oluyor. Yani yüzde değil. Şöyle binde bir inanış var ama hocam, sanki MR filmden daha iyi sonuç veren bir tetkik gerektiği zaman gibi. Tabii ki daha iyi sonuç veriyor. Ama işte filme ne gerek var? Direkt MR gibi düşünülüyor. Film, buradan film, da film ameliyat kararı verdirten bir şey. Benim bilgime göre. Hani filmi çekeceksiniz ki ne olduğunu, çünkü MR'da hasta sırt üstü yatıyor, ağırlık vermiyor, eklemin içerisinde daha röntgen olarak kemiği net göremiyorsunuz. Yani evet. bunu yapmak lazım. Evet. Hastaların da bir röntgen istemesi lazım. Yani istemesi derken, istemesi tabii şey olur, bir tuhaf bir şey hasta. Ama en azından siz röntgen dediğinizde... MR istemek iyi bir şey değil. Yani ama ben de hepsine bu sefer röntgen çekiyorum. Evet, buradan hastalara da söylemiş olduk bunu. Şimdi tedavi, söylediğim gibi, hastanın bize müracaat ettiği zaman önemli. Yani bundan şunu kastediyorum. Eklem içerisindeki bozukluk ne halde? İster diz, ister kalça. Eğer bozulmamışsa eklem, ağrı sadece adele zayıflığına bağlı ise, birçok faktör olabilir. Yalnız önemli olan burada, bahsettiğim gibi, adele zayıflığına bağlı ise mutlaka egzersiz vererek, fizik tedavi prensiplerinden veya fizik tedavi kliniğindeki doktor arkadaşlarımızdan yardım isteyerek, bu hastalarımızın önce bir egzersiz, rehabilitasyonu mutlaka şart. Burada da yine sık yapılan hata, özellikle diz için, dizi kıvırıp açma tarzında verilen egzersizler vardır. Onun yerine, çünkü bu açıp kapama sırasında kuvvetlenmektense ağrıyı artırıcı iş yapıyoruz. Biraz evvel bahsettik ya, evet, çömelmek, Türk tuvaleti kullanmak falan, merdiven inip çıkmak. Bunları egzersiz sırasında yapıyoruz. Olumsuz etki ortaya çıkarıyor. O nedenle düz bacak kaldırma egzersizi dediğimiz, bacağı düz olarak tutup yukarı doğru kaldırıp indirme hareketini yapmak, bunlar için en iyisi. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Evet, çok iyi oldu. Bir telefonumuz var, alalım. Gene devam edelim. Sevinç Hanım, Sevinç Bayram. Alo. Alo. Sevinç Hanım, buyurun. Merhaba Doktor Bey. Ömer Faruk Bilgen. Merhaba, buyurun. Bursa'nın en iyi, benim düşüncem bu. En iyi diz uzmanı diyebilirim. Ama ben bir türlü size gelemedim. Yerinizi de bilmediğimiz için fakülteden ayrıldınız sanırım. Fakülteden ayrılmadım. Ayrılmadınız. Ayrılmadım. Biraz izin aldım. O kadar. Evet. Şimdi hocam, ben bir şey söyleyeceğim. Ben çok küçükken 13 yaşında tenis oynuyordum. Ve diz eklemimde sıvı, yani iltihap birikintisi olduğu söyleniyor. Ailem beni bir defa götürdü ve o dizimden sıvı iltihap alındı. Şimdi ben 50 yaşındayım. Kaç yaşında oldu? 13 yaşında. 13 yaşında, evet. 13 yaşından beri ben sol dizimle, buyurun. Dinliyorum, buyurun. Evet. Şimdi ondan sonra dizimde sürekli benim rahatsızlık vardı 13 yaşından beri. Fakat çalışıyorum, emekli oldum. Ama kısıtlı kullanıyorum dizimi. Bu yüzden de kilo alıyorum. Yani ben yürürken korkuyorum, çok düşüyorum. Hangi doktora da gittiysem, ilerleyen yaşta bir ameliyat şimdi yapılabilecek hiçbir şey yok. Ağrı kesicilerle, ve çok ağrı kesici kullanmak da istemiyorum. Tabii, doğru diyorsunuz. Ama hayatım kabusa döndü diyebilirim. Yani çok mutlu bir insanım, çok pozitif, enerjik bir insanım. Ama evin içinde, dışarıya çıktığımda özgüvenimi kaybetmiş durumdayım. Bacağım şekil kaybetti.
Ya bilmiyorum, Bulgaristan'da yapılan müdahaleden sonra ayağıma hiçbir şey yapılamadı. Açıkçası ben 50 yaşındayım ama kendimi 70 yaşında hissediyorum. Şimdi, şu anda size bile anlatırken ağlamak istiyorum. O kadar kötü. Yani çok endişe etmeyin. O çok kötü bir şey değil. Yani şöyle diyeyim, tedavi edilemeyecek bir şey değil. Onun ama için... hocam inanın, keşke sizin gibi herkes, sizi dinliyorum deminden beri. Keşke sizin gibi herkes bir şey söyleyebilse ama o kadar çok yere gittim geldim ki inanın film bile çekilmek istenmiyor gibi. Böyle toplumdan mı dışlanıyoruz diyorum ben artık. Yok öyle bilmiyorum. Düşünmeyin, öyle düşünmeyin. Sizin şikayetleriniz olduğu için üzüntünüzden öyle hissediyorsunuz onları. Eğer uygun olursanız, vaktiniz olursa ben hastanedeyim, buyurun gelin, ben bakarım size, ilgilenirim, gerekli şeyleri söylerim, hepsini konuşabiliriz. Eğer ameliyat gerekiyorsa, burada sizin söylediğiniz çok önemli. Bakın, bu çok karşılaştığımız bir şey, hekim arkadaşların da karşılaştığı şeylerdir. Arkadaşlarımızın bazıları hastalarımızın yaşını öne alarak, yani daha işte çok gençsiniz, hadi sizi ameliyat etmeyelim. Ama şikayet varsa, eğer doğru endikasyon koyuyorsak, bu hastalarımızı ameliyat etmekten çekinmeyelim. Hastalarımızı ameliyat edelim. Çünkü şu andaki teknolojik imkanlarla, iyi yapılan cerrahi imkanlarla, bu yapacağımız artroplasti, yani protez cerrahisi ameliyatında aşağı yukarı 25 yıl ve 30 yılı hedefliyoruz. Dolayısıyla sizin ağrısız, fonksiyonel olarak kullanabileceğiniz bir 20 yıl, 25 yıl, 30 yıllık bir ekleminiz hayatınızın önemli bir kısmında rahat etmenizi sağlayacaktır. O nedenle benim en başından beri prensiplerimizin içerisinde olan şeylerden, hastamızın şikayeti varsa ve buna bu işlem gerekiyorsa yapmak lazım. Benim en küçük hastam 16-17 yaşında. Bugüne kadar ameliyat ettiğim. Ya hala da kontrolüne gelir. 12-13 yılı oldu. Kimisi var yine o yaşlarda, hastalarımız 15 yılını bitirdi. Ve düşünsenize 15 yıllık bir süre bu hastamız rahat etmiş, mutlu. Bu çok önemli. Revizyon gerekirse düzeltmek tekrar bozulur. 25 yıldan sonra, 20 yıldan, 30 yıldan sonra bunları da yapmak gerekir. Bunlardan da çekinmemek lazım. Evet, teşekkür ediyoruz. Ve gerçekten sizin dediğiniz gibi aslında bir size uğrasa zaten sizi tanıyormuş. Biraz daha mutlu olabilir. Çünkü çok tabii, mutsuz geliyordu sesi. Belki de yeniden bir ameliyat gerekecektir. Şimdi bu ameliyat demişken protez uygulaması her hastaya yapılır mı? Mutlaka hastanın ve hastalığın türü çok önemli ama yani seyri daha doğrusu. Biraz onu açar mısınız? Şimdi egzersizleri yaptık. Hı hı. Bu grup hastalarımızı belirledik. Bozukluk olan hastalarımız var. Cerrahi tedavi yapacağız. Evet. Cerrahi tedaviyi de protez cerrahisi veya protez dışı diye ayırmak lazım. Hı. Protez dışı yapılacak cerrahi tedaviler içerisinde artroskopik cerrahi, yani eklem içerisinin temizlenmesi, menisküsün onarılması, ufak tefek orada osteofit dediğimiz kireçlenmeler varsa onların temizlenmesi işlemi yapılabilir bu hastalarımıza. Ama eğer aks bozukluğu varsa, yani şunu demek istiyorum. Normal şartlarda bir insan adım attığı zaman veya yukarıdan aşağı bir çizgi çizdiğimizde kalça ekleminin ortası, diz ekleminin ortası, ayak bileğin ortası aynı çizgi üzerinde olması lazım. Eğer bundan 5 derecelik bir sapma meydana gelmişse hastalarımızda, o zaman artık cerrahi tedavi düşünmek lazım. Bunlar da koruyucu tedavilerdir. Bunlar protez cerrahisine gidilmesin, protez cerrahisi öncesi yapılabilecek işlemlerdir. Dolayısıyla bunun en birincisi düzeltme ameliyatları. Yani kemiği düzelterek o aksı eski yerine, hatta biraz daha aşırı hale getirme ameliyatları yapılır. Burada da gösterdiğimiz gibi parsiyel ameliyatlar yapılabilir. Diz eklemi için sadece burayı değiştirirsiniz. Veya dizin bir kısmını değiştirebilirsiniz. Yani şu bölgesini, sadece iç kısmını değiştirebilirsiniz. Sadece şu burada gördüğümüz şu üst kısmını değiştirebilirsiniz. Bozuk yeri çıkarıp. Bunun yerine çıkarıp sadece burayı değiştirebilirsiniz. Evet. Sadece birlikte, yani ikisini birlikte hem diz kapağı kemiğinin eklemini değiştirip hem de burayı değiştirebilirsiniz. Bunlar yine total protez öncesi yapılacak işler. Yapılabilir. Ama yaş, işte orta yaşın sonunda 65-70 yaşında, 80 yaşında hastalar olduğu zaman total protez yapmak gerekebilir. Eklemin 3 kompartmanı da, 3 kompartmanı da bozulmuştur. O zaman burada total protez dediğimiz uygulamalar yapılabilir.
Bunların da endikasyonu yine şiddetli ağrı, eklem hareketi, kısıtlılığı, çok yürüyememesi hastanın, günlük aktivitelerini yapamaz duruma gelmesi. İster diz, ister kalça olsun. İkisi de aynı şey sonuçta. Yani şikayet olarak hemen hemen aynı şeylerle hastalar bize gelir. O zaman protez yapılabilir. Kalça protezi içinde burada gördüğümüz gibi artık eklem yüzeyleri çok değişti. Burada seramik en son teknolojiyle, bir protez değil mi? Bu deneme protezi en son teknolojiyle üretilmiş. Bu pembe renkli. Bir önceki model sarıydı. Bunlar pembe oldu. Bunlar güçlendirilmiş seramikler. Yeni çıktı bunlar. Dolayısıyla bunların uygulanmasıyla kalça protezi yapılabilir. Aynı şekilde diz protezleri de yapılabilir. Bu hastalarımızın endikasyonunu iyi koymak lazım. Evet. Kime ne gerekiyorsa o zaman ameliyat yapmak lazım. Evet. Bir telefonumuz daha var. İstanbul'dan Ali Kemal Cebiroğlu aramış bizi. Ali Bey. Alo. Buyurun, günaydın. İyi günler, iyi sabahlar efendim. Çok teşekkürler. Buyurun. Ben kaynanam için arıyorum. Kaynanam 74 yaşında, 75 yaşında. 6 senedir ameliyat oldu. Efendim yatağa bağımlı ama. Ameliyat olan bir hasta yatağa bağımlı olur mu? 2-3 defa da ameliyat oldu yani. 3. mi? 4. mi ne ameliyatını olmuş? Trabzon'da oldu ameliyatını. Fakat bir sonuç alamadı. Kadıncağız yatağa bağımlı olarak kaldı. Efendim doktora getirmişler onu işte ameliyatta. Ya bir şey yapacak yok. Yaşı geçti yani. İnsanın 74 yaşında insan genç insan yani orta yaşlı sayılır. Artık insanlar 90 yaşına, 85 yaşına, 100 yaşına kadar yaşıyor. Doğru. Ülkemizde. Buna ne önerirsiniz hocam siz? Şimdi ne ameliyatı oldu? Kalça, diz veya başka? Kalça protezi oldu. Kalça kemiği çıkıyor yani. Bir hareket etse kalça kemiği çıkıyor hocam. Şimdi büyük ihtimalle onu tekrar yapmak lazım. Çıkıyorsa yani revizyon ameliyatı dediğimiz kalça protezini çıkarıp onu onarmak lazım. Çıkmayacak halde yapmak gerekir. Yoksa kadıncağız kalkıp yürüyemez tabii. Yani onun için ya İstanbul'da oturuyorsa eğer kendisi İstanbul'da bir üniversite hastanesine veya bu işi ehli olan hekim arkadaşlara gitmek lazım. Eğer Trabzon'daysa yine üniversiteye gidebilir orada. Veya yine bu işte ciddi uğraşan insanlara gidebilir. Olmasa bizi alıp getirirsiniz veya filmlerini gönderiniz. Ben bakarım gerekli şeyleri müdahale edilmek gerekiyor mu gerekmiyor mu onu söylerim öncelikle. Ondan sonra da uygunsa buraya getirirseniz burada da yapabiliriz ameliyatını baş üstüne. Yani tabii 74 yaş gerçekten erken bir yaş. Hani ben artık bundan sonra evde kalacağım, yatağa bağımlı olacağım demek için erken bir yaş. Onun için biraz ilgilenmek lazım. Evet, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Şimdi bir de bu var. Yani protez uygulandıktan sonra şans mı, kader mi yani protezin çıkıyor olması kalçanın? Yani protezden sonra ne gibi sıkıntılar yaşıyor hastalar? Şimdi en önemli sıkıntı enfeksiyon. Evet. Ve iyi uygulanmamış protezler. Bu öncelikle burada 3 aşamada bakmak lazım. Ameliyatın yapıldığı şartlar, ameliyatı yapan hekimin bu konudaki bilgisi, becerisi, kullanılan malzeme, implant, bu da çok önemli. Ondan sonra da hastanın kendisi, hastanın özellikleri. Hasta şişman olabilir, ek bir hastalığı olabilir veya hastanın doğumsal yani anatomik olarak bir takım sıkıntılar olur, ameliyat güç olabilir. Buna bağlı bir takım faktörler de var. Bunların hepsinin çok iyi düzenlenmesi lazım. O nedenle yani tabii ki bir kader olmamalı. Çünkü şunu söyleyebilirim. Artroplasti yani protez cerrahisi bypass'ın yani en önemli tarihi bir şey. Bypass çok güzel bir ameliyat. Hemen yapıyorsunuz. Hasta kalkıyor, yürüyor, kalbi çalışıyor. Fonksiyonel olarak bakıldığında 20. yüzyılın en iyi ameliyatı hastalar için artroplasti. En faydalı ameliyatı. Evet. Topluma geri kazandırma, işe güce geri yeniden dönme. Yeniden doğmuş gibi olmak diye. Yani hastaların tabii çok mutlu olduklarını görüyoruz. İyi yapılan işlem sonucunda ama hep eliniz yüreğinizde biliyor musunuz? Acaba bir şey olacak mı? Acaba bir şey olacak mı? Çünkü o sorumluluk büyük oranda sizin oluyor. İşi yapanın oluyor. Yani hastayı hiçbir zaman bırakmamak lazım kendi başına. Ömür boyu sizin ömrünüz yettiği kadar, onun ömrü yettiği kadar takip etmek lazım.
Peki artroplasti ameliyatından sonra tamam ameliyat oldum bitti diye bir şey de yok herhalde. Bir ömrü vardır değil mi bu protezlerin? Elbette. Çok güzel bir soru. Bu sonuçta yapay bir şey. Evet. Yani her an teknoloji değişiyor. Bunun üzerine daha iyisini nasıl yapabiliriz çalışmaları süratle devam ediyor. Dolayısıyla tabii bu tür protezlerin, son teknoloji protezlerin ömrünü 30 yıl yakalamaya çalışıyoruz. Fakat bu öyle bir şey ki, biraz evvel bahsettiğim hasta özellikleri, cerrahi teknik özellikler, ameliyathane şartları, sizin yapma şekliniz, bu bir kum saati gibi. Kum saatini ameliyat bittikten sonra ters çeviriyorsunuz. Eğer iyi şeyleri yukarı koyduysanız protezin ömrü uzun oluyor. Evet. Ama kötü uygulamalar, hastanın kötü bakması kendisine, cerrahinin iyi olmaması, implantın yani kullanılan malzemenin iyi olmaması ömrünü azaltıyor. Ne gibi şikayetler başlıyor artık ömrüm bitiyor diye sinyal geldiği zaman protezden ya da yanlış bir uygulama olabilir vücut işte az önce arayan izleyicimizin kayınvalidesi gibi. Ağrı. En önemli şikayet ağrı. Birincisi bu. İkincisi mekanik olarak bir takım şeyler. Söylendiği gibi çıkık olabilir. Yani protezin yerinden çıkması olabilir. Uzunluk kısalık farkı olabilir kalçayla ilgili olarak yapıldığında. O da tabii çok subjektif bir şey. Kişiye göre değişmekle beraber tabii iyi yapmak lazım. Bir hastam vardı 92 yaşında. Bir kalçasının Amerika'da ameliyat olmuş. Bir kalçasını kısmet oldu biz geldi yaptık. 92 yaşındaydı. İnanır mısınız? 1 milimetrelik farkı hissetti. Ayağının altına küçücük bakıyor, ölçüyorum hani yanılıyorum falan hani 1 milimetre sonuçta bir şey değil. Evet. İncecik bir kağıt parçası koydum ayağının altına, heh şimdi iyi oldu ama psikolojik değil hani ya öyle düşünüyor falan. Ama çok insan aklı fark başında eder değil. Ya fark etmez mi yürürken? Normal şartlarda ne bileyim 1,5-2 santimetreye kadar insan fark etmez. Öyle mi? O nasıl fark etmiş? Çünkü ayak bileği eklemi, ayak eklemleri, diz, kalça, bel eklemleri bunların hepsi bir kompansatuar mekanizma görüyor orada, iş görüyor. Onu tolere ediyor vücut. Fark etmiyorsunuz. Ama bazı hastalarımız çok çabuk da fark edebiliyor. Yani uzunluk farkı olabilir ki Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok dava konusu olan olaylardan birisi de işte uzun oldu, niye böyle oldu? Evet, değil mi? Mesela ülkemizde 92 mi dediniz yaşını? Evet. 92 yaş, ben çok duyuyorum yaşım var yapmadı ameliyat, yani yaş olduğu için gerek duymuyoruz yok, gibi. Öyle yani değil. İnsanoğlu hayatının son nefesine kadar sağlıklı yaşama olmalı. Hakkına sahip. Sahip kesinlikle. Evet. Şimdi burada biz belki hani imkanlarımız biraz farklı, hastane olarak farklı, üniversitede yaptığımızda biraz daha farklı. Benim şahsen de biraz daha farklı. Niye derseniz ben çok önemli bir anestezi ekibiyle çalışıyorum. Hı hı. Anestezi hocası bizim. Türkiye'de ortopedik anestezinin başkanlığını yapıyor şu anda. O da bizim hastanemizde kısmet oldu. Birlikte çalışıyoruz. Ve hastalarımızın anestezi olarak çok iyi değerlendirilmesi lazım. Anestezi kliniğinden. Çünkü o kadar önemli ki hastaların bir rezervi var. Bu rezerv böyle bir uygulamadan sonra azalıyor. Çok olduğu için anlamıyoruz zaten. Yaşlı hastalarda bu iyilik rezervi az, çok az. Onun için hastanın uyutulması, yapılacak anestezi, ameliyat sonrası bakımı çok önemli. O nedenle bunların hepsi iyilikler bir arada olduğu zaman yaşlı hastaları ameliyat edebilirsiniz. Evet, hiç doğru. Sorun olmadan yapabilirsiniz. Bir soru geldi aklıma. Hangi hastalara gerektiği halde uygulanamaz protez? Yani protez yapılsa iyi olur. Sorular zorlaştı. Evet. Son sorumuz olsun zaten bitireceğiz. Peki. Ama hastanın öyle eşlik eden hastalıkları vardır ki ya da diz öyle bir şekildedir ki protez uygulamak isteseniz de yapamazsınız. Hangi hastalar? Şimdi bu çok önemli. Bir, alkolik hastalarda. Çok alkolik. Alkol tüketen yani artık kendini kaybedecek düzeyde alkolik olan insanlarda bunu yapmamak lazım. Yani çok uyarmak lazım. Düzelirse iyidir çünkü kontrol edemez. Yani kendisini kalça özellikle çıkarır her türlü şeyi yapar. Bir de bu Alzheimer hastalığı başlayan hastalarda bunu yapmamak lazım. Yani kendini kontrol edemeyen hastalarda yapmamak lazım. Öbür taraftan cerebral, beyin
nörolojik bir hastalığı olup da yine kullanamayacak durumda olan hastalara da yapmamak lazım. İşte biraz evvel hastamızın da telefonda söylediği gibi bir çocuk felci geçirmiş. O ekstremiteyi, o bacağı kullanamıyor. Lüzumsuz yere protez yapmamak lazım. Hani bir proteze olsun diye olacak iş değil. Bu tür olguları da yapmamak lazım. Ciddi kardiyolojik ve solunum sorunları olan, yani kalkıp mobilize olamayacak, kalkıp hareket edemeyecek hastalarda sana bir protez yapayım da yürü bakalım hadi gibi bir işleme girmemek lazım. Bunları biraz daha çoğaltabiliriz belki. Evet, mutlaka. Peki, yavaş yavaş toparlayalım isterseniz. Süremizi de dolduruyoruz çünkü. Eklem kireçlenmesi sık görülen bir hastalık diyebilir miyiz eklem kireçlenmesi için? Yani sanki böyle her yaşlanan kişide olacakmış gibi bir şey, bir kanı var yani. Öyle bir şey demek mümkün mü? Değil. O o kadar çok değil. Evet, yani yaşlılık hastalığı canım tabii artık ki, yani gibi. Hani... O doğrudur ama adale gücünün yetersizliğinden ortaya çıkan ağrıyı göz ardı etmemek lazım. Yani evet. Her bozulan ekleme illa da protez yapacağım, illa da ameliyat yapacağım diye üzerine gitmemek lazım. Önce söylediğimiz gibi konservatif tedavi yöntemi. Bunu uygulamak lazım. Ama çok bozulmuş yani artık %100 belli sıkıntıların oradan geldi. Yapılabilir, yapılması da uygundur. Evet. Aşağı yukarı bunun da oranı nüfusa 1000'de 6 civarında, 3 ile 6 civarında değişir. Ama o zaman çok değil herhalde. Tabii değil ama yani mesela Bursa'nın nüfusuna baktığınız zaman 1000'de 6 dediğinizde hesap ettiğinizde çok rakam ortaya çıkıyor. Evet. Yani. Peki süremizi doldurmuşuz hemen uyardı arkadaşlarım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Anladığımız şu ki bu eklem kireçlenmesinde bir kader değil eklem kireçlenmesi. Değil. Egzersiz. Evet biraz öyle oldu ama öyle. Evet çok teşekkürler. Peki, tekrar. Ben de teşekkür ederim. Özel Medika Bil Hastanesi'nden Profesör Doktor Ömer Faruk Bilgen bizimle beraberdi. Olay Sağlık'ta eklem kireçlenmesini konuştuk sevgili izleyiciler. Yarın haftanın son iş gününde saatler 10'u gösterdiğinde tekrar burada olacağız. Yarına kadar hoşça kalın. Özel Medika Bil Hastanesi Olay Sağlık Kuşağı'nı sundu.